Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Gününüz, akşamınız hayır olsun. Gönlünüz nurla dolsun. Tövbeler, dualar kabul olsun. Rabbim acı vermesin, keder vermesin, yokluk vermesin, darlık vermesin. Kem gözler, hasetçiler, fesatçılar uzak olsun. Şeytana uydurmasın, nefsimize uydurtmasın. Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Bugün size tövbeden bahsedeceğim. Tövbeden, duadan bahsedeceğim. Tövbemiz Allah'a olacak. Allah tövbeleri kabul edendir. Rahmet sahibidir. Merhamet edicidir. Acıyan Rab O'dur. Cenab-ı Hakk'a canı gönülden ihlasla dua edenleri, tövbe edenleri Allah tövbesini kabul eder. Allah'ın affetmeyeceği bir günah var. Cenab-ı Hakk'ın affetmeyeceği tek bir günah var. Onun dışında Allah bütün günahları affeder. Ama tövbede de Cenab-ı Hak nasıl olsa affeder diye tekrar günah işleme niyeti olursa tövbede olmaz. Tövbe nedir? Tövbe meyletmektir, yönelmektir, af dilemektir, Allah'a ilticadır, ona sığınmaktır. Tövbe etmek için bir aracıya, illa bir tarikata gerek yoktur. Tövbe etmek için bir tarikat gerekir mi? Hayır. Ama tarikata da girdin, sana tövbe ettirdiler. Bir daha o alışkanlıklarımı yapmayacağım. Söz verdim Allah'ım. Bütün bu tarikattaki müritler de, talebeler de, hocam da hepsi şahit olsun dedin. O da seni bağlayıcıdır. Bağlamış oldun kendini. Estağfirullah demek, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demek de bir tövbedir. Tövbe sadece günahta yapılmaz. Tövbe ibadet yaptığımızda da yapılır. Neden? Çünkü hakkıyla yapamadık Allah'ım. Sana layık oruç tutamadık. Sana layık şekilde namaz kılamadık. Sadakamızı riyadan, gösterişten uzak tutamadık. Hakkıyla haçta, umrede insanı kamil gibi olgunluk gösteremedik. Feryat ettik, figan ettik, isyan ettik, kavga ettik. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Demek ki illa günah işleyince değil, namaz kılarken de yaptığımız hatalardan dolayı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince Peygamber Efendimiz de 3 defa tövbe ediyordu. Ne diyor? Namazdan sonra, her namazdan sonra Allah Resulü Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah diyordu. E namazda günah mı işledik? Hayır. Ama hakkıyla okuyamadık. Hakkıyla rükû yapamadık. Hakkıyla secde yapamadık. Estağfirullah el azim. Estağfirullah diyoruz. Günde 70 defa veya bazen 100 defa estağfirullah derim diyor Peygamberimiz. Bak her gün 70 defa veya 100 defa estağfirullah diyen bir peygamberimiz var. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Allah senin geçmiş gelecek günahlarını affetti diyor Allah ona. O günahları affolduğu halde günde 70 defa estağfirullah diyor. Ey günahkar nefsim! Ey zalim nefsim! Senin günahın daha mı az ki peygamberden günde 70 defa bile estağfirullah demiyorsun? Sen daha mı masumsun günde 100 defa estağfirullah demiyorsun? Senin günahın yok mu ki sen tövbe etmiyorsun? Cuma geceleri, perşembeyi cumaya bağlayan geceleri de tövbe etmek efdal sayılmıştır. Ama o tövbenin içerisine bir de nikah duası katıyorlar. Allahümme
inni üceddidül imane ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tevbeyi anladık da o nikah ne oluyor? Nikahı ikide bir tazeliyor. Niye bayatlıyor bu nikah? Onun bir anlamı yok. Tek taraflı nikah tazelenmez. Adam evde, kadın nikah tazeliyor. Kadın evde, adam nikah tazeliyor. Böyle nikah olmaz. Nikah sözleşmedir, taraflar olacaktır. Taraflar olmadan öyle ikide bir ücretlidün nikaha falan olmaz. Onlar avutmadır. Eğer nikahı bozulduysa mutlaka nikahını taraflarla kıydıracaktır. Sürekli aynı günah sebebiyle tövbe eden ve bozup kimsenin tövbesi kabul olur mu? Tövbeleri kabul etmek Allah'ın lütfudur. Bize kabul edilmez demek düşmez. Adamın biri bir günah işlerken arkadaşı geliyor diyor ki ey günahkar, vallahi billahi sen bu günahınla cennete giremezsin diyor. Niye diyor, Allah büyük değil mi, girerim inşallah diyor. Vallahi giremezsin, billahi giremezsin. İkisi ölüyorlar. Öldükten sonra Allah o bu adam cennete giremez diyen adamı getirin diyor. Sen müfettiş misin? Sen benim meleğim misin? Sen görevlim misin ki bu adama cennete giremezsin dedin? Atın bunu cehenneme diyor Allah-u Teala. O cennete girebilirim inşallah diyen günahkarı da bu benden ümidini kesmedi, atın bunu gönderin cennetime diyor. Ya sen Allah adına nasıl karar veriyorsun? Sen cennete giremezsin. Cehenneme girersin diye Allah adına senin söyleme hakkın yok. Bu söylediğim hikaye değil bak, hadis. Hadis okudum ben size. Yerini söyleyeyim biraz sonra. Neredeymiş? Efendim. Biraz sonra yerini söyleyeceğim. Evet. Masadaki kartlarda da olabilir. Hadisin kaynağını söyleyeceğim. Bunlar hadis. Atın cennete, bunu gönderin cennete dediği adam günahkar. Bunu cehenneme atın dediği adam da sen günahkar oldun, cennete giremezsin diyen adam. Bu günahtır diyebiliriz. Bu sevaptır deme hakkımız var. Ama cennete giremezsin, cehenneme girersin deme hakkımız yok. Ben cennetliyim demek hakkımız da yok. Kimin cennetlik olacağını Allah bilir. Kim ben garanti cennetliyim diyorsa günahkardır. Kim ben garanti cehennemliyim, Allah beni affetmez diyorsa o da günahkardır. Estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiruz zunube cemia. İnnehu huvel gafurur rahim. Ey günah işleyerek nefislerine zulmederek haddi aşan kullarım, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah tüm günahları affeder. O çok bağışlayıcı, çok affedicidir. Allah affeder. Allah'ın affederim dediğine biz karışamayız. Ben bir günahı affetmem diyor Allah. Bir günahı affetmem diyor. Neyi affetmiyor? Şirki affetmiyor. İnne şirke le zulmün azim. Allah'a ortak koşanların isterse namazı dağlar gibi yığılsın. 50 tane haccı olsun. 40 tane umresi olsun. Yüzlerce zekat versin, sadaka versin. Allah'a ortak koştuysa hiçbir ameli makbul değil. Allah garanti diyor. Garanti olarak söylüyor. Bana ortak koşanın hiçbir ibadeti makbul değil. Onu affetme. O zaman en çok korkacağımız ona buna sen kafirsin, sen münafıksın, sen yoldan çıktın demek yerine acaba şirke düşüyor muyum diye kendimizden korkmak. Şirke düşersek kurtuluşu yok. Allah affetsin. Allah diyor ki tubu tövbeten nasuha. Nasuh tövbesiyle Allah'a tövbe edin. Nasuh bir rivayete göre bir insandır. Bir rivayete göre çok pişman olmak, asla bir daha yapmamak üzere söz vermektir. Öyle bir tövbe ki bu. Yer yarılsa da içine girsem, gök parçalansa da beni alıp götürse, küllerimi savursa, bu günahı işlememiş olsaydım diye pişman olmak. Keşke bu günahı işlemeseydim diye. İşte tövbeten nasuha o.
Allah kabul eder. Allah o kadar merhamet sahibi ki, ey kullarım diyor kutsi hadiste, ya ibadi, siz açtınız, ben sizi doyurdum. Siz çıplaktınız, ben sizi giydirdim. Siz günahkardınız, ben sizi affettim. Eğer senin günahların gökleri dolduracak kadar çok olsa, sen de bana affet ya Rabbi diye gelsen seni affederim. Ben aldırmam günahları. Yeter ki bana af dile. Benden tövbe dile. Senin günahların yerleri dolduracak kadar çok olsa, benden tövbe ederek af dilemeye gelsen seni affederim, günahlarını aldırmam. Allah affedicidir, affı sever. İnşallah bizi de affeder. Tevbe Allah'a yapılır. Küçük günahlarınızın aff olmasını istiyorsanız diyor Cenab-ı Hak, büyük günahlardan kaçının, diğerlerini ben affederim. İn tectenibu kebaira ma tunhevne anhu nükeffir ankum seyyiatkum ve nüdhilkum müdhelen kerim. Büyük günahlardan kaçıyorsun ama küçük günahlara kaçamıyorsun. İstemeden kalp kırıyorsun, istemeden şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, elinde olmadan kızıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Allah diyor ki ben onları affederim, kul hakkına girmiyorsa. Günahlar affolunur ancak innallaha la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalik. Allah şirki affetmez, bunun dışında her şeyi affeder. Tevbe ancak Allah'a yapılır. İnnemet tevbetu alallah lillezine ya'melune su'e bi cehaletin summe yetubune min karibin fe ulaike yetubullahu aleyhim ve kanallahu alimen hakimen. Tevbeyi Allah'a yapacaksın. Allah senin bilerek değil de, kasıtlı değil de, cehaleten istemeden yaptığın günahları affeder. Ama şunu affetmez. İçki içmek niye günah olsun? Faiz niye günah olsun? Rüşvet niye günah olsun bu zamanda? Zina niye günah olsun? İstediğimle yatarım, istediğimle kalkarım. Kim karışar? Allah da karışamaz. Dediğin an gidersin. Allah bunları affetmez. Kafir olursun. Dinden çıkarsın. Bu tevbe olmaz. Tevbe ya Rabbi. Olmaz. Dinden çıktın çünkü. Son nefeste leyseti tevbetu lillezine ya'melune seyyiat hatta iza hadara ahaduhumul mevt. Ölüm gelince anladın ki ahiret var, ölüm hak, başka kurtuluş yok, gücün bitti, nefesin tükendi. Tevbe ya Rabbi. Yok, son nefesteki tevbe geçerli değil. Firavun boğulurken dedi ki tamam, anladım şimdi, Musa'nın Rabbi hakmış. İman ettim Musa'nın Allah'ına, ilahına. Allah diyor ki senin imanını kabul etmedim. Çünkü ölüyorsun zaten. Son nefesteki iman kabul değildir. Allah bizi imansız gitmekten muhafaza buyursun. Büyük günahlardan kaçacağız. Günaha tövbe edince de kul hakkı varsa hakkını da ödeyeceğiz. Bir daha o günaha düşmemeye söz vereceğiz. Düşeriz düşmeyiz, o ayrı bir konu. Ama şeytan bir daha nasıl olsa Allah affeder tövbe edince diyerek sizi günaha sürüklemesin diyor Allah. Evet, telefon alıp devam edeceğim. Yeminlerimiz var. Yeminlerimizi yerine getirmek zorundayız. Kimler yemin edince ne yapması gerekiyor konuşacağız. Telefonumuzu alalım. Alo, hayırlı akşamlar. Alo. Buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı iftarlar. Size de hocam. Hocam ben size şu konuda bir soru sormak istiyorum. Benim eşim vefat etti. Kanser hastasıydı. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Teşhis konulduğunda yapabilecek hiçbir şey kalmamıştı artık. Çok az bir zaman ömrü kalmıştı. O yüzden de ailecek hastalığını ona söylemedik. Son günlerini hani ölüm korkusuyla değil de daha huzurlu geçirsin diye söylemedik. Evet. Ve bilmeden vefat etti. Ve ben şimdi onun vicdan azabını çok yaşıyorum hocam. Bir hak mıdır acaba bu? Ölüm korkusunu nasıl çekti?
Hastalığından haberdar olmadı. Yani kanser olduğunu bilmedi. Bilmeden vefat etti. Şimdi seninle arası iyiydi. Evet. Bir sıkıntınız hocam. Yoktu. Hayır. Bizatihi illa yüz yüze ağzından duymak gerekmez. Sizden razıysa, helal edecek şekilde bir pozisyonda gönlü razı olarak öldüyse, ondan dolayı helalleşmiş oldunuz. Bir sıkıntıya evet. girmeye gerek yok. Vicdan azabı çekmeye gerek yok. Yani söylemek gerekmez, doktorlar söyleyin demediği sürece. Hayır, doktorlar da söylemeyin tabii. dedi. Hani çünkü, çok az bir ömrü kaldığı için doktorlar çünkü şöyle bir gerek adama yok. hastasın dersen hasta olur. Öleceksin dersen öleceksin. Moral de bazen doktor 3 günü kaldı diyor, Allah uzun ömür veriyor. 1 ay yaşıyor, 10 ay yaşıyor, 2 sene yaşıyor. Hiç belli olmuyor. Evet. Ama adama herkes ağız birliği yapsa öleceksin dese ölür. Adamın eceli geldiyse elbette doktor tahmin eder, ölecek. Eceli gelmediyse ölmez. Bir tane aksi bir hoca varmış. Bu aksi hoca derste çok talebeyi sıkıyor, talebe de hoca gelsin istemiyor. Bir gün demişler ki bu hocanın dersini yapmayalım. Nasıl yapmayalım? Hocamıza bir numara yapalım. Hocamızı hastalandıralım. Nasıl hasta ederiz? Evine gidelim. Hacı anneyle konuşalım, eşiyle, hanımıyla. Biz de sınıfta hoca gelince sabahleyin ağız birliği yapalım. Hocamızı hasta edelim. Hoca sınıfa girince hep beraber hocam geçmiş olsun demişler. Ne oldu talebeler? Çocuklar bir şey yok. Hocam ne oldu? Benzin solmuş. Gözlerin kanlanmış hocam. Bugün çok farklısın. Ne oldu? Hocam hastaneye götürelim, doktora götürelim, tabip çağıralım. Ya bir şeyim yok. Allah Allah, olur mu hocam? Bugün çok fenasınız. Allah Allah. Neyse ben bir eve gideyim demiş. Evine gidince de hanımıyla da sözleşmişler, talebeler. Adam kapıyı çalınca, hanımı da açınca, eyvah ne oldu sana böyle demiş. Ne oldu deyince adam kendini yatağa zor atmış. Bir yatış, bir hafta gelememiş derslere. Şimdi ağız birliği, el birliği insanı böyle hasta eder. Öleceksin. Öleceksin denir mi hastaya? Hatta ölüm üzere olan hastaya hakkını helal et demek bile bazen ağır gider. Onu söylemene de gerek yok. Zaten senden bir düşmanlığı, bir davası yoksa aranız iyiyse helalleştiniz demektir. Yeter ki sen onu razı et. Evet, hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar hocam. Hayırlı yayınlar. Hocam benim şöyle bir sorum olacak. Benim annem şimdi bize çok dua ediyor. Evet. İşte diyor ki çocuklarımızın hayırlı geleceği olsun, hayırlı eşleri, hayırlı işleri olsun. Sürekli her gün işte dualar ediyor, Yasin okuyor, bazı ibadetler yapıyor. Yalnız işte bazı hayatımızda pürüzler oluyor bunun üzerine. Bu defa annem başlıyor isyan etmeye. İşte ağlıyor, gözyaşı döküyor. Ben işe gidiyorum, evden ayrılıyorum. Evde aklım kalıyor. İşte diyor ki hani Allah'ım niye duam kabul olmuyor? Niye çocuklarım düzene oturmuyor? Yani sürekli böyle dualarımı karşılığını alamadım diye isyanda hocam. Şimdi hani, şimdi dua evet. dualar sihirli değnek gibi hemen okus bokus düzelsin. Dua tutar. Allah ne diyor? Dua edin, ben duanızı kabul edeyim. Peki biz evet. duanın kabul olduğunu nasıl anlayacağız? Biz duayı kabul olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden anlıyoruz. Diyor ki duayı Allah ya size aynı karşılığını verir. Evet. Ya Allah size ondan daha hayırlısını verir. Ya da senin istediğin olmaz ama başından bir bela kalkar. Senin duan yine oluyordur. Dua edebilmek bir vazife ve Allah'a bir lütuftur o, Allah'ın lütfu. Dolayısıyla benim evet, duam tutmuyor, hemen işlerim düzelmiyor. İki türlü esbab var. Esbaba tevessül. Bir, zahiri sebeplerini, duasını da yapacaksın. Fiili duayı yapacaksın. İki, kavli duayı yapacaksın. Mesela oturduğun yerde Allah'a diyorsun ki ya Rabbi armut pişsin ağzıma düşsün, ben buraya yatıyorum. Bahçende de armut var.
gidip oradan almıyorsun. Ya git bahçende armudu al. Git armutu al. Bahçendeki armudu al. İşte o senin rızkın. Onu pişir ye. O zaman armut pişer ağzına düşer. Ama yattığın yerde yaparsan esbaba tevessül etmiş olmuyorsun. Duayı yaptığın zaman da duaya uygun hareket edeceksin. Namaz kıldım, duam kabul olmadı. Namaz seni kötülüklerden alıkor. Niye duan kabul olmadı? Namazı kıldın ama hakkıyla kılamadın. Duayı hakkıyla yapamadın. Yoksa Allah vaadinden dönmez. İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad. Allah asla vaadinden hulf etmez. Allah ben duayı kabul ettim diyorsa eder. Ama biz nasıl kabul ettiğini bilmiyoruz. Bir de aceleciyiz. O anda bize verilmesi gerekmiyordur. Veya verse yanlış bir şey yapacağız. Kıymetini bilmeyeceğiz. Onun için sakata götüreceğiz. O anda bilmiyoruz. Ondan dolayı Allah-u Teala bize hayırlısını veriyordur. Dua tutmayınca efendim isyan edilmez. Hemen beklemek gerekir. Dualar kabul olur. Efendim, tövbe nasıl yapılır? Tövbe illa işte bir kıbleye dönüp abdest alıp el açıp bu şekilde de olmayabilir. Yaptığınız bir günahın arkasından iyilik yaparsanız o da bir anlamda tövbedir. Mesela bir hayvanı incittiniz. Bir hayvana ne bileyim yanlış bir hareket yaptınız. O hayvanın ya da cinsine iyilik yaparsınız. Ondan dolayı tövbe etmiş olursunuz. Eskiden kedileri sevmezdin diyelim. Anladın ki günaha girmişsin. Kedilere eziyet etmişsin. İşte kedileri besle. Bu da bir tövbedir. Köpekleri sula. Köpeklere et ver, ciğer ver, bilmem ne ver. Onlar da güzeldir, tövbedir. Evet. Alo, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Hayırlı akşamlar hocam. Buyurun. Öncelikle Ankara'dan arıyorum. Ankara'ya selam. Teşekkürler. Hocam sormak istediğim soru şu. 28 yaşındayım. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Alevi bir ailenin çocuğuyum ben. Ve evlenmek istediğim birisi var. Onlar da hani örtülüler. Bu yüzden babam vermek istemiyor. Eğer benden gizli de evlenirseniz, habersiz evlenirseniz ikinizi de öldürürüm ve hakkımı helal etmem baba olarak dedi. Ve bu şekilde evlenirsem bir vebali olur mu? Bedduası tutar mı? Baba hakkı yani anne baba hakkı alır mıyım? Vebalini alır mıyım? Siz evlendiniz mi? Yok hayır evlenmedik. Ama evlenmek istiyorsun. Evet. Tutar tabii babanın hakkı niye tutmasın? Şimdi şöyle babam önceden oruç tutan işte ibadet etmeye çalışan insandı ama bu insanlar beni istemeye gelip gittikten sonra oruç tutmamaya işte ibadetlerini yerine getirmemeye başladı. Evet. Annem 50 yaşından sonra Kur'an okumaya başladı. Onun okuduğu Kur'anları falan fırlatmaya başladı. İnanmıyor mu? Yani sonradan bu şekilde oldu. Ha, inanıyor mu inanmıyor mu? Siz daha iyi biliyorsunuz. Allah'a inanıyor mu inanmıyor mu? Yani siz benim inancımı bilemezsiniz. Ben inanıyorum diyor ama vecibelerini yerine getirmiyor. Yani işte, tabii Allah beterinden saklasın. Böyle durumlara düşürmesin. İnsanlar bazen böyle zıvanadan çıkabiliyorlar. Cehaletinden ya da bunalıma girdiğinden, şuurunu kaybettiğinden yapıyor diye biz tevil edelim ki kurtaralım. Yani üstünü zannedelim ama gerçeği Allah biliyor. Eğer imanı varsa ve siz de onun böyle zaman zaman gelgitlerini görüyorsanız onu da tamamen dışlamak doğru değil. İtaat edeceksiniz mümkün mertebe ama isyana sevk ettiği konularda haram size tavsiye ediyorsa orada itaat etmek gerekmez. Ama doğru şeylerinde itaat gerekir. Yani babadır, annedir sonuçta. Yani beddua ederse de tutar belli olmaz. Ama dinden çıkmış günahkar, iman bilmiyor, Allah bilmiyor, her türlü kötülüğü size yaptırmaya kalkıyor. Sen de dinlemiyorsun, iyi yapıyorsun. O halde iyi yapıyorsun. Peki, evet az önce kaynak dedim Ebu Davud, edep bahsinde geçiyor. Günahı işleyen adamın başına geliyor adam ve ona diyor ki sen günahkar oldun, sen cehenneme gireceksin.
Yemin ediyor bir de, sen cehenneme girersin. O da diyor ki bırak ya, git başımdan. Ben kendimi biliyorum diyor. Ben Allah'a inanıyorum, o beni affeder diyor. Yok yok diyor, sen cehennemliksin diyor. Yahu sen benim başıma müfettiş misin? Bırak beni diyor. Ben Allah'la baş başayım, Allah beni biliyor. Biraz bu kızımız telefonuna da benziyor. Babası da böyle kendini savunuyor. Yok diyor, sen cehennemliksin garanti diyor. İkisi de öldükleri zaman Allah o cehennemliksin diyen, günahkar oldun diyeni cehenneme gönderiyor. Allah'la benim arama girme diyen adamı da cennete gönderir. Allah her şeye kadir. Yeminleri bozduğunuz zaman yeminleri yerine getirin diyor Allah-u Teala. Yeminleri yerinize getirin. Allah iyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinizi Allah'a siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir de kötülük yaparak ya da kötülüğe yemin etmek, bu yemini yapmamak lazım. Yeminin kefaretini verip o yaptığın yemini yapmayacaksın. Mesela diyorsun ki ben Allah'a yemin olsun ki şu işim olursa gideceğim falanca türbeye secde edeceğim. Falanca türbeye secde edeceğim. O türbeye secde etmek günah, şirk, haram. Bu yemin. Bu yemin bozuk bir yemin. Kefaretini ver, yemininden vazgeç. Bu yemin olmaz. Ama bilmeden kasıtsız yeminlerden dolayı Allah da sorumlu tutmaz diyor. Yalan yere yemin etmek de yalancı şahitlik için hakim huzurunda en büyük günahlardandır. Yalan yere. Hakim soruyor. Gördün mü? Böyle yaptı mı? Yaptı vallahi billahi. Peki kitap üzerine yemin ederim. Vallahi billahi kitap şöyle yapsın. Hiçbir şey görmedi. Yalancı şahit. En büyük günahkarlardan biridir. Onu tutan da aynı şekilde yalancıdır. En büyük günahkarları, yalancıyı tutan da yalancı olur. Cenab-ı Hak büyük günahlardan kaçarsak küçük günahlarımızı da affediyor. Müslüman kimsenin malı hakkında yalan yere yemin eden kimse Allah'ın gazabını celbeder. Kim Müslüman bir kimsenin malı hakkında yalan yere yemin ederse kıyamet günü karşılaştığında onu kendisine karşı gazaplanmış olarak bulur. Kim bir şey hususunda yemin eder, daha sonra yemininden vazgeçilecek daha hayırlı bir şey görürse yemininin kefaretini versin, o hayırlı işe dönsün. Peki yeminin kefareti nedir? Yeminin kefareti de Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki 10 fakiri giydireceksin ya da doyuracaksın ya da kölen varsa azat edeceksin. Bunlar yok, bu kadar gücüm yok. 10 fakiri köle yok, 10 fakiri doyuramam, 10 fakiri giydiremem. Ne yapayım? Peş peşe 3 gün oruç tutacaksın. Yemin ettin de, adak yaptın da yerine getirmedin, yeminini bozdun. Peş peşe 3 gün oruç tutacaksın. Kur'an çarpsın beni, nimet çarpsın diye yemin etmek var mıdır? Bu yemin doğru bir yemin değil ama Kur'an'a el sürerek Kur'an'ı da şahit gösterse daha büyük şahit göstermiş olur. 3 kelimeyle yemin yapılır ve Allah'ın adına yapılır. Gerçek yemin olması için yeminin Allah adına yapılması lazım. O 3 harf de vav harfi, t, b harfi, t harfidir. Vav harfiyle, B harfiyle, T harfiyle Allah'ın adını anarak yemin edersen bu yemin gerçek bir yemindir. Nasıl olur? Vallahi. Vallahi sözü bir yemindir. Bizim insanımız daha çok vallahi diyor. Vallahi. Gerçi vallahi kastediyor ama vallahi demiş oluyor. Vallahi diyen de doğru söylemiyor. Esselamun aleyküm diyen gibi efendim yanlış söylüyor. Esselamu aleyküm. Es getiriyorsa başına selamı diyecek. Onun gibi vallahi diyor. Vallahi kastediyor. Bu yemindir. Billahi yemindir. Tallahi yemindir. Bunun dışında ekmek çarpsın, gözüme dursun, şöyle olayım. Bunlar çirkindir. Anamın babamın ölüsünü göreyim. Böyle yemin ediyorlar. Bu çirkindir. Kur'an beni çarpsın.
Çocukların yemini. Ama büyümüş hala çocukça yemin ediyor. Kur'an adamı çarpmaz. Kur'an insana hidayet, mümine hidayet. Kur'an kafiri çarpar, münafığı çarpar. Efendim, yapmayacağı bir şeye söz vermek, yemin etmek de çok büyük günahtır. Müslümanın söz vermesi de namusu gibidir. Sözünü de yerine getirecek sözler önemlidir. Evet, sorusu olan kardeşlerimizden önce alalım. Sonra çocukları buraya alacağım. Evet gençler, çocuklar gelin bakalım. Evet. Gelin, hepiniz buraya gelin. Hep beraber. Hep beraber bir estağfirullah diyelim. Evet. Hoş geldiniz. Sorusu olan var mı? Sorularınız var mı sizin? Evet. Peki, peki sor bakalım. Gel. Ameliyat olanlar oruç tutmazsa günah olur mu? Ameliyat olan? Evet. Doktor tutamazsın diyorsa tutmayacak. Günahkar olmaz, sonra kaza edecek. Kim oldu ameliyat, var mı yakınlardan? Var. Kim oldu? Babaannem. Allah şifa versin, dua edelim. Burada mı babaanne? Burada. El salla bakayım babaanneye. Babaannesi Allah şifa versin, dua ediyoruz. Ameliyat olmuş. Gel bakalım. Senin sorun. Oruç tutarken dişimizi çektirirsek orucumuz bozulur mu? Evet, oruç tutarken diş çekilir mi? Çekilebilir ama kanayan dişin kanını yutmamak lazım ya da diş için verilen ilaçları yutmamak lazım. Onun dışında normal olarak çekilebilir. Ama akşama çekirse daha iyi olur, değil mi? Kan yutarsa orucu bozulur. Tükreğe galip olursa kan, kan renginde yutulursa bozulur. Senin sorun? Yalan yere Kur'an'a el basıp yemin edenlerin Allah katındaki günah. O yalan. Hem yalan hem Kur'an'a el basıyor. Dün de bir şey duyduk, Allah ıslah etsin. Adam Kur'an'ın üzerine çıkıp yemin ediyormuş kızına. Bu da dinden çıkar. Bu çok tehlikeli. Yalan yere Kur'an'ı şahit tutan, Kur'an'da kaç tane ayet var? Hepsi onun cehenneme gitmesine sebep olur ya. Ne olur Allah affetsin. Tövbe edecek böyle bir şey yaparsa. Gel kızım, söyle bakalım. Yatarken içimizden dua okumak. Şöyle dönelim, seni de görsünler. Yatarken içimizden dua okumak günah mı? İçimizden nasıl okuyorsun? Ya hocam, yani içimizden okuyoruz biz. Mesela oku bakalım, ne okuyorsun yatarken? Yattım sağıma, döndüm soluma mı? Nasıl? Öyle. Söyle bakalım. Hocam, biliyor musun onu? Peki. Ha, dua, bildiğin dua. Rabbi Yesir'i biliyor musun? Hı-hı. Oku bakayım. Rabbis velatası Rabtemin bin hayr. Çok acelecisin, biraz yavaş yavaş, duymadık. Rabbesi velatası Rabtemin bin hayr. Ne dedin? Rabbi Yesir, işimi kolaylaştır Allah'ım dedin, değil mi? Vela tuasir, zorlaştırma. Rabbi temmin bil hayr. Hayırla tamamla, bereketle tamamla dedin. Ya ne güzel. Peki sen sor. Hocam ben bir rüya görmüştüm. Rüya mı değil mi tam bilmiyorum ama bu gördüğüm şey acaba hani benim başıma kötü veya iyi bir şey mi gelecek? Bunun habercisi mi diye öğrenmek istedim de. Senin başına ne kötü gelecek ya, masum çocuksun sen. Sana iyilik gelir, ne yapacaksın, korkma. Rüya mı değil mi onu da bilmiyorum diyorsun. Böyle hayalet mi gördün? Yok hocam, benim besmele çekmemle onun gitmesi bir oldu. Nasıl, insana mı benziyordu? Hocam şu şekilde bir şey giymişti. Tam suratına bakıyordum ama suratı gözükmüyordu. Gece mi bu? Uyanınca mı? Gece, evet. Uyanınca. Uyanırken etrafa bakarken tırnakları böyle uzun, kötü ve lekeliydi. Benim sırtıma dokundu. Sanki böyle sesime böyle bir taş oturmuştu. O taş kalktı ve ben konuşmaya başladım gibi oldu. Geçmiş olsun. Bir şey olmaz. Korkular atlayacaksın. Sen taş gibisin böyle. Hiç gel bakalım senin. Hayvanlara zarar vermek günah mıdır? Evet, bir kadın kediyi hapsetti, aç bıraktı, cehennemlik oldu dedi Peygamberimiz. Aç bırakmayacağız, hayvanlara saygı göstereceğiz. Gelin bakalım çocuklar. Evet, hep bütün canlılara merhametli olacağız. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Men la yerham la yurham. Şefkat göstereceğiz, saygı göstereceğiz. Çocukları seveceğiz. Çocukları seveceğiz. Şöyle şu tarafa gelin çocuklar, ön tarafı kapatmayın. Evet, evet, evet. Sağlı sağlı, geriye biraz daha geriye. Oraya değil, bu tarafa gelin bakalım. Hadi orayı boşaltıyoruz, şurayı boşaltıyoruz çocuklar. Sen dün de geldin, gözüktün nasıl olsa şurada dur ver. Abisin sen. Hadi bakalım. Şöyle gel delikanlı. Gel bakalım sen de şöyle. Şöyle gel gel. Orayı boş bırakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, şimdi hep beraber kelime-i şehadet getireceğiz. Tamam mı? Evet,
1, 2, 3 deyince kelime-i şehadet getiriyoruz. 1, 2, 3. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İslam'ın şartını sayıyoruz. 1. Namaz kılmak. 2. Oruç tutmak. 3. Zekat vermek. 4. Hacca gitmek. 5. Kelime-i şehadet getirmek. Ama hiç sesiniz duyulmadı ki. Hep beraber. 1. Namaz kılmak. 2. Oruç tutmak. 3. Zekat vermek. 4. Hacca gitmek. 5. Kelime-i şehadet getirmek. Peki imanın şartı 6. Sayıyoruz. 1. Allah'a inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Peygamberlere inanmak. 4. Kitaplara inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Peki kim sayacak İslam'ın şartını, 5 şartını kim sayacak? Kim sayacak İslam'ın 5 şartını? Gel kızım. Gel bakalım. Gel yanıma. İslam'ın şartı kaç? 5. Say bakalım. Ama hocam karışık sayabilirim. Karışık say. Tamam. 1. İslam'ın şartı mı hocam? Namaz kılmak. Evet. 2. Oruç tutmak. Hocam 2-3 falan demesem. Tamam tamam. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aferin. Peki. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbimiz, sana hamdolsun, şükrediyoruz, bize iman bahşettin. İmanımızı güçle eyle Allah'ım. Amin. Ömrümüzü bereketle eyle. Amin. Rızkımızı bol eyle. Amin. Evladımızı salih eyle. Amin. Gençlerimizi her türlü tehlikelerden koru. Amin. Yavrularımızı nazardan kem gözden koru. Geleceklerini güzel eyle Allah'ım. Amin. Memleketimize bolluk bereket ihsan eyle. Amin. Düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Bizlere dayanma gücü ver. Amin. Annemizi babamızı affet. Amin. Müminleri affet ya Rabbi. Amin. Zorda olan kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Amin. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Dertlilere derman ihsan eyle. Amin. Zorda olanlara kolaylık ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ölmüşlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an'ı okumamızı nasip eyle. Amin. Kur'an'ı anlamamızı nasip eyle. Amin. İslam'ı yaşamayı nasip eyle. Amin. Kendine kul eyle. Amin. Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyle ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.